Merhaba çocuklar. Bugün pandemi sürecinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşalım. Coğrafi yayılma gösteren, tüm ülkeyi veya tüm dünyayı etkisi altına alan hastalık salgınını ifade ederken pandemi kavramını kullanıyoruz. Peki, pandemi sürecinde hastalıktan korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Öğretmenim, maske takmalıyız. Evet, kesinlikle. Peki başka ne yapabiliriz? Ayşe? Çevremizdeki insanlarla aramızdaki mesafeye dikkat etmeliyiz. Doğru. Evet Ali? Öğretmenim, el hijyenine de dikkat etmeliyiz. Peki el hijyenini nasıl sağlayabiliriz? Ellerimizi sık sık yıkayarak ve ellerimize kolonya dökerek. Öğretmenim, kolonya nasıl yapılır? Biz de kolonya yapabilir miyiz? Neden olmasın? O zaman bir sonraki derse kolonya yapımını ve kullanılacak malzemeleri araştırarak gelelim. Çocuklar, araştırmanızın sonucunda kolonya yapımında neler kullanacağınızı öğrendiniz mi? Sizin için hazırladığım malzemelerin içinden kolonya yapımında ihtiyacınız olanları seçebilirsiniz. Balon joje, erlen, dereceli silindir ve huni. Ayrıca pastör pipet, süzgeç kağıdı, lavanta esansı, etil alkol, saf suya da ihtiyacımız olacak. Makas, kolonya şişesini de unutmayalım. Çocuklar, siz de kendi kolonyanızı yapmak ister misiniz? Biz lavanta kolonyası hazırladık. Sizler limon ya da farklı esanslarla kendi kolonyanızı hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız kolonyanızın hacmini iki katına çıkarmak isteseydiniz, alkol, su ve esanstan kaçar mililitre kullanmanız gerekirdi? Şimdi sıra sizde.